Disturb kelimesi çıktı, rahatsız etmek. Gecenin bir yarısı davul sesi pek hayra alamet bir şey değil. 50! Yaşını sormuştuk, 50 çıktı. 13 dakika falan oldu ve bekliyorum hala gelmesini. Umarım sesleri duyuyorsunuzdur. Tam şuraya. Ah, çıtlatır mısın? Are you gonna hurt us? Bize zarar verecek misin? Are you scared? Merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün çok sevdiğiniz eBay'den aldığım lanetli ürünler serisinden bir ürünle daha beraberiz arkadaşlar. Biliyorsunuz aşağı yukarı senede bir böyle bir video çekiyorum. Daha önce bebeklerimiz vardı. Diane, Dawn ve Penelope çektik arkadaşlar. Hatırlayacağınız gibi Amerika'dan almıştım o bebekleri. Lanetli olarak satılıyordu. Artı olarak bir lanetli kolyemiz vardı. Herhalde geçen sene çektim. Ve bu senede bu senede sizler için arkadaşlar lanetli bir fotoğraf sipariş ettim. Yine eBay'den, Amerika'dan gönderildi. Birazcık böyle yolda hasar görmüş. Aslında fotoğraf bir süredir bende. Anca çekebildim yani her zamanki gibi. Bu videoda neler yapacağız? Tabii ki paranormal aletlerimizi deneyeceğiz. Hayalet çubuklarımızı deneyeceğiz. Diğer videolarda olduğu gibi size fotoğrafın detayını anlatacağım. Arkadaşlar bu arada çerçevesiz göndermişler. O yüzden ben böyle evde bulduğum bir şeyin içine sokacağım zarar görmesin diye. Çünkü zaten şuraları falan kırılmış. Biliyorsunuz ki Tınal'dan önceki Beyaz Ev serisinin son kitabı Çatı Katı çıktı ve imzalı olarak da kitaplar satışa açıldı arkadaşlar çok kısa bir süre önce. Çok az stoğumuz var. Aşağıdaki açıklamalar kısmına imzalı kitaba nereden ulaşabileceğinize dair linkleri bırakıyorum. Kalmamışsa, tükenmiş olarak gözüküyorsa yine siz linki kaydedin, takip etmeye devam edin. Çünkü stok geldikçe imzalı olarak satışa tekrardan açacağız. Herhangi bir değişiklik olmazsa 1 Ekim Cumartesi günü Muğla tarafında bir imza günümüz var arkadaşlar. Detaylar için YouTube'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar lanetli fotoğrafla ilgili detaylara geçmeden önce son zamanlarda evde yaşadığım değişik bir olayı anlatmak istiyorum. Artık bilmiyorum siz de bana yardımcı olursunuz belki çünkü ne olduğunu tam olarak da çözemedim. Artık bu fotoğrafla mı alakalı yoksa evdeki lanetli bebeklerle mi ya da diğer lanetli şeylerle mi alakalı bilmiyorum. Bu Diane arkadaşlar ilk göz ağrımız, ilk lanetli bebeğimiz. Bu ondan sonra aldığım Dawn. Bu da az anasının gözü değil. Penelope'yi getirmedim şimdi. Penelope ile bir de takipçilerimden birinin hediye ettiği Voodoo bebeği vardı. Size evde ne yaşadığımı anlatayım çok kısa. Şöyle bir şey oldu. Geçenlerde dediğim aslında bir ay falan oluyor. O zaman gelmiş miydi fotoğraf bilmiyorum ama yani direkt fotoğrafla mı başladı acaba bu hani yaşadıklarım o zaman aralığını tutturmaya çalışıyorum ama emin değilim. Geçenlerde böyle sabaha karşı bir uyandım. Zaten çok geç yatıyorum. 12-1 gibi yatıyorum. Uykuya dalmam 2-3 oluyor. Bazen geçiyor bile. Yattım, uyudum bir süre sonra. Böyle canım hani keyfim de çok yerinde değildi açıkçası o gece yanlış hatırlamıyorsam. Sonra uyandım arkadaşlar. Dışarıdan bir davul sesi geliyor tamam mı? Yani tahminimce 4-4.5 gibi falandır. Ya da belki daha öncedir yani bilmiyorum. Çünkü dışarıda böyle bayağı hani sessizlik vardı. Uyandım, dışarıdan böyle bir davul sesi geliyor, tamam mı? Ve hani şey diye düşündüm, ha Ramazan davulcusu geçiyor diye düşündüm. Uyku sersemi ya da böyle hani hayalimsi gibi böyle tam uyur uyanık olursunuz ya böyle. Hani uyumuşsunuzdur ama aradan atıyorum yarım saat, bir saat geçmiştir, uyanmışsınızdır. Böyle yarım yamalak hani hatırlarsınız falan. Aynen o şekilde dışarıdan bir davul sesi geliyor. Ramazan diye düşündüm ve uykuya daldım tekrardan. Ben bunu unuttum tabii hani hiç aklımda böyle bir şey yok yani. Sonra ilerleyen günlerde artık bir hafta sonra mı yani bir 10 gün sonra mı ne zaman bilmiyorum yine aynı şekilde böyle sabah hani geç bir saatte uyudum. Yine 1-2 saat sonra uyandım yani tam saat aralığı dediğim gibi bilmiyorum. Uyandım ve yine davul sesi geliyor dışarıdan. Ve ben hani yine şey diye düşündüm. Yani Ramazan davulcusu geçiyor herhalde falan diye düşündüm. Sonra arkadaşlar bu arada yeni oluyor bu yani hani bu bir ay içinde, bir iki ay içinde falan oluyor. Sonra geçen gün bir işbirliği için çekimim vardı. Yatak odasında bir çekim yapıyordum. Şimdi perdeyi açtım, kapattım. Aklıma şey geldi, bu davul sesi geldi. Işıl, sen hani geçtiğimiz, bak nasıl tüylerim dikerken oldu şu anda. Hatırlamak bile hani şey yaptı, içimi ürpertti. Işıl dedim, sen hani böyle uyudun, uyandın, davul sesleri duydun dışarıdan gelen ve Ramazan olduğunu düşündün. Hani uyku sersemi Ramazan olduğunu, hani Ramazan davulcusunun geçtiği gibi düşünüp uykuya daldım ben tekrar. Sen hani böyle düşündün ama Ramazan aylar önceydi. Yani Ramazan davulcusunun geçme ihtimali
Hani yok. Öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? O anda böyle aklıma dank etti. Hani sonuçta nezih de bir yerde oturuyoruz. Ve hafta içi falan oluyor bu. Hani hafta sonu millet gece eğlencenin dozunu falan kaçırıp saçma sapan davranacak bir yerde değil. Yani site içindeyim zaten. Camı açtığım anda bir de şeyi fark ettim arkadaşlar. Ben bu olayı daha önce yaşadım dedim. Yani ben gecenin bir yarısı kalktım. Ve uyku sersemi. Camı açtım ve dışarı baktığımı hatırlıyorum. Ve kendimi camın dışından sanki böyle kendimi görmüşüm gibi hatırlıyorum. Yani bu bir rüya da olabilir. Ama bu davul seslerine uyanıp camı açtığımı hatırlıyorum. Ve o anda böyle bir dejavu gibi bir şey yaşadım. Hani size de olur ya. Ben o camı açınca yağmur yağıyordu çünkü onu videoya çekmek için açtım. Onu açınca resmen kendimin kendimi gördüğünü gördüm. Nasıl anladım bilmiyorum, anladınız herhalde demek istediğimi. Ve davul sesleriyle bunları birleştirince ben son 1-2 ayda 3 kere falan davul sesine uyandığımı, gece sabaha karşı davul sesine uyandığımı ve bunun Ramazan olduğunu düşünüp uykuya daldığımı, bir keresinde de yataktan kalkıp gece karanlıkta dışarı baktığımı gördüm ve kendimi de dışarıdan izliyormuş gibi bir hani his oluştu içimde. O anda onu hatırlayınca gerçekten çok ürktüm ve gittim hani internetten falan da biraz araştırdım arkadaşlar. Davul sesi, hani gecenin bir yarısı davul sesi pek hayra alamet bir şey değil. Yani bir sürü şey var paranormal açıdan araştırdığınız zaman tabii ki. İşte cin düğünü yazıyor, işte bir şey yazıyor, kötü bir alamet olduğu yazıyor. Pek iyi bir şey yazmıyor yani gece davul sesi duyulmasının dışarıda. Özellikle sabah ezanına karşı falan. Çünkü ezan okunmamıştı. Yani bazen ezan okunma sesini duyup uyanıyorum ben sabaha karşı. Yani ezan okunduğu zaman bizim apartmanda şöyle ufak tefek hareketler de oluyor. Hani belki namaza falan kalkanlar var ya da hani işe gitmek için bir iki kişi erken iniyor. Onların sesine bazen uyanıyorum. Ama sabah ezanına da vardı yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yani dediğim gibi hani uykulu olduğunuz için çok fazla net bir şekilde hatırlayamıyorsunuz olayı. Ama böyle bir şey yaşadığıma %100 eminim. Rüya değildi. Çünkü uyudum da böyle saatler geçti de rüya gördüğüm gibi bir şey değil. Uyandığımı, yatakta böyle bir ürperdiğimi, kalktığımı ve Ramazan davulcusu deyip yattığımı iki kere hatırlıyorum. Bir kere de dediğim gibi ayağa kalkıp dışarı baktığımı hatırlıyorum. Ya o gün hatırladım yani. Sizin de bu konu hakkında fikirleriniz varsa arkadaşlar lütfen aşağıdaki yorumlara eklemeyin. Konuşalım, tartışalım. Böyle bir deneyimi sizinle paylaşmak istedim. Şu Allah ne oluyor? Lanetli eşyanın detayına geçmeden ben şimdi laptopumu alayım. Açıklamalar kısmını sizinle paylaşacağım. Videomuza devam etmeden önce size bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. TouchUp tamamen kaliteli içerik üreticilerinin bilgilerini, yeteneklerini ve sorularını paylaştıkları yeni bir sosyal medya platformu ve ben de orada çeşitli içerikler üretmeye başladım. Platformda kullanıcılar kendi ilgi alanlarına göre seçimleri yaptıktan sonra sadece bu ilgi alanında üretilen içerikleri görmekteler. Bu sayede diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak TouchUp kullanıcıları alakasız içeriklerden korunabilmekte. Sadece sizin görmek istediklerinizi seçmenize izin veriyor. Ayrıca lokasyon özelliği sayesinde sadece o lokasyonla üretilen içeriklere de ulaşabileceksiniz. TouchUp özellikle kaliteli içerikler konusunda çok hassas ve toksik içeriklerin bulunmadığı bir yer. Özellikle içerik üreticilerini ve takipçi kitlesini kötü etkileyen zorbalık, ırkçılık ve yıkıcı eleştirilerin olmadığı kaliteli bir platform olarak hizmet sunuyor. Uygulamayı ilk açtığınızda size ilgi alanlarınızı soruyor ve seçtiğiniz ilgi alanlarına göre içerikleri size ulaştırıyor. Yani topluluğunuza birisini eklediyseniz ve o kişi ilgilenmediğiniz bir şey yayınladıysa içeriğini görmezsiniz. Kullanıcı adım Işıl Işık, sizi de bekliyorum. Laptopumu aldım geldim arkadaşlar. Üşüdüm bu arada, hava tam sevdiğim gibi yağmurlu, karlı. Allah söyletti. Çok yakında Tünel'den önceki Beyaz Ev serisinin oyunu gelecek arkadaşlar. Ayrıyetten sizler için kendi tasarladığım çok güzel böyle bir kutulu set hazırlıyorum. İçinde imzalı kitap, defter, kalem, özel tasarım, kitabın içinde geçen sözlerden oluşan kitap ayraçları ve daha sürpriz şeyler olacak. Takipte kalın. Ben şimdi size özelliklerini okuyacağım. Bu şeyin fotoğrafımız, lanetli fotoğraf. Ben alalı bayağı olmuş ya. Yani sipariş vereli bayağı olmuş. Tahmini teslimat 28 Haziran ve 31 Mart arası diyor. Ama ben herhalde o civarda verdim ama benimkinin gelmesi biraz daha uzun sürdü. Yanlış hatırlamıyorsam yani Mayıs, Haziran gibi falan olması lazım. Yani 1-2 aydır falan bende bu. Bu arada ben bunu aldıktan sonra, bunun normalde bir tane olması gerekiyor. Bunu aldıktan sonra aynı fotoğrafı yine satışta olduğunu gördüm ama başka bir tedarikçi tarafından. Ve ben daha sonrasında adama mesaj attım. Yani normalde bundan bir tane olması gerekmiyor mu? Hani bu böyle toplu üretim gibi bir şey mi? Lanetli olarak satışta
anlatıyorsunuz ama bunun ardındaki hikaye ne falan diye. Adam da bana hayır dedi, merak etmeyin, hani lanetli sizinki zaten dedi, eski bir fotoğraf, elinize aldığınız zaman fark edeceksiniz dedi. Yani yeni bir fotoğraf olmadığı belli. Gerçekten dedi bu tarz şeylere inanıyorsan hani gerçekten paranormal olaylar yaşaman mümkün dedi bu fotoğraf etrafında olduğu sürece. Birincisi gözleriyle dedi seni takip ettiğini görebilirsin ve bu dedi fotoğraf haunted by many ghosts gibi bir şey söyledi. Yani birçok hayalet tarafından ya da varlık tarafından musallat olunmuş kendisine. Ve daha çok dedi eğer çeşitli paranormal aletlerin varsa deneyebilirsin diye mesaj attı adam bana. Ve mezarlık civarında denersen daha iyi cevap alabilme ihtimalin olabilir dedi arkadaşlar. Bu arada mezarlığa gideceğim ben bir fotoğrafla beraber. Mezarlık civarında böyle minik bir seans yapabiliriz. Videonun ilerleyen dakikalarında izleyeceksiniz siz de. The eyes are the window to your soul, William Shakespeare söylemiş. Gözler ruhun penceresidir. Wow. Şu uygulamamızı da açalım. Herhangi bir soru sormayacağım şu anda ama hani herhangi enteresan bir şey yakalarsa en azından size göstermiş olurum arkadaşlar. Açıklama kısmında orijinal diyor. Haunted spooky photo where the eyes follow you. Yani gözlerin seni takip ettiği, fotoğraftaki gözlerin seni takip ettiği lanetli bir fotoğraf diyor arkadaşlar. Gerçekten lanetli diyor ve gözleri kendi kendine hareket ediyor diyor. Ve burada şeyden bahsetmiş arkadaşlar açıklama kısmında. 5. boyutla ilgili bir şeyden bahsetmiş. Bu arada above you diye bir kelime çıktı. Senin üstünde demek. Bizim üstümüzde mi şu anda, eyvah. Deme bana böyle şeyler. Çok hareketli bu arada. Açılır açılmaz bayağı böyle şey oldu. Şu anda bayağı gaza geldi ve bu ses beni gerçekten sinir ediyor. Ask him, ona sor. Allah Allah. Ne demek acaba? Enteresan enteresan kelimeler çıkıyor. Kime sorayım? Bir erkek mi acaba şu anda? Ask him, ona sor demek ama him erkek olduğuna işaret oluyor. Şimdi diyor ki bunu özel yapan şey arkadaşlar böyle gözlerinde de aynı zamanda enteresan bir illüzyon varmış. Siz böyle odanın bir köşesinde olsanız dahi sanki nereye giderseniz gidin gözleriyle sizi izliyormuş gibiymiş arkadaşlar. Satın aldığım kişi de işte şey dedi, yani biz bazı deneyimler yaşadık dedi evde. Ama adamın sadece bir tane yokmuş, yani bir sürü varmış böyle lanetli eşyası. Aynı benim evim, yakında bizim evde öyle bir şeye dönebilir arkadaşlar, böyle müze gibi. Bu arada uygulama kapandı kendi kendine. Tekrar açtım. Böyle bir sinyal verdi, çat diye kapandı. Bakalım arkadaşlar, bakın bakın gözlerle sizi takip ediyorum oradan. Disturb kelimesi çıktı, rahatsız etmek. Bu arada kolyemi de aldım. En son hatırlıyorsanız dediğim gibi geçen sene bununla bir ilgili bir video çekmiştim. Bu kolyeyi de yine eBay'den aldım. eBay'de lanetli eşyaların satıldığı bir sekme var. Yani lanetli bebekler, işte lanetli fotoğraflar, ev eşyaları, kolyeler, bileklikler falan, hani bir sürü şey var arkadaşlar. Şimdi hayalet çubuklarını deneyeceğim. Birkaç soru soralım. Çok heyecanlıyım. Aa, bu uygulama yine kapandı. Ne oluyor ya? Niye böyle oluyor? Anlamıyorum. Önce kullandığımızda hiç böyle bir sorun olmamıştı. Arka taraf biraz bulanık gerçi ama fotoğraf arkada, yani görüyorsunuz tam şurada. Bu dıt 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 sesleriyle beraber şu anda. Burada bizimle iletişim kurmak isteyen bir ruh var mı? Bu da evet hayır kısmını sormadık gerçi ama en azından hareket etti, bir şey oldu belli yani. Is there any spirit who wants to communicate with us? Eyvah. Önce şöyle diyelim. Show me the yes answer. Ben tutamadım bunları ya. Devamlı hareket ediyorlar. Evime binlerce ruh gelmiş olmasın bu fotoğrafla beraber lütfen. Zaten yeteri kadar değişik şeyler yaşıyorum yani. Show me the no answer. Bana hayır cevabını göster. Hareket yok demek ki hiçbir sorumuza hayır diye cevap vermeyecek mi acaba? Okay. Is there any ghosts in my house? Evimde hani hayaletler var mı diye soruyorum şu anda arkadaşlar. Çok az şöyle sağa doğru gitti. Düzel. Are these ghosts dangerous? Bu hayaletler tehlikeli mi diyorum arkadaşlar. Bu hayaletler tehlikeli mi? Şu biraz hareket etti. Yani bu evetse bu da hayırdır diye düşünüyorum. Hayır cevabını göstermedi bize ama. Bakalım Diane'i soralım. Diane burada mı? Hey. Is there anyone called Diane here? Burada Diane isminde birisi var mı? Diane diye birisi. Bak yine kapandı uygulama. Aa çok enteresan.
Kesin bir bug falan mı var? Dayan'la ilgili bir cevap alamadık. Geçen sefer de Dayan'la ilgili bir şey sorduğumuzda yanlış hatırlamıyorsam bir cevap vermemişti galiba arkadaşlar. Bir saniye uygulamayı açayım. So, yaşlı mısın? Yaşlı biri misin? Genç biri misin? Are you... hareket ediyor şu anda. Are you old? Bu tarafa doğru hareket etti ama. How old are you? Kaç yaşındasın diyeceğim ama buna cevap veremeyecek yani. Are you a boy or a girl? Her zamanki sorumunu soralım. Bir kız mısın ya da bir erkek misin? Or are you a man diyelim. Bir erkek. Allah Allah. Büro diye bir kelime çıktı. Büro. Büro ne demek acaba? Enteresan. Allah Allah. Enteresan. Oha. Oha, 50 çıktı arkadaşlar. 50. 50 çıktı. Ay, arkasından da stay away diye bir şey çıktı. Gitti. Bir saniye dur, gitme, göstereceğim. Göstereceğim. Bir saniye. Ay, görüyor musunuz şu anda? 50'yi görüyor musunuz? Büro 50 ve arkasından stay away çıktı. Stay away diye bir şey çıktı. Ay, bir şeyler oluyor. Ne oluyor? 50. Yaşını sormuştuk. 50 çıktı. Bağlantılı mı bilmiyorum. Ay, bu uygulama bir şey diyeceğim. Beni korkutuyor ya. Gerçekten yani. Şey diye soralım. Bu fotoğraf lanetli mi? Is this photo cursed? Lanetlenmiş mi yani? Hani cursed biraz daha böyle kötü anlamda da kullanılan bir şey. Bu tarafa doğru gidiyor. Kafama çarpacak şimdi. Hayır. Hayır çıktı. Okey. O zaman şey mi diye soralım, yani hani bir şekilde musallat olan bir şey var mı? Bu fotoğrafa musallat olan bir şey var mı gibi bir şey sorabiliriz. Is this photograph haunted? Haunted. Çok az hareket etti. Hop gidiyor şu anda. Hop gidiyor derken ben biraz hareket etmiş olabilirim arkadaşlar. Çok az hareket etti. Are you a bad spirit or a good spirit? İyi bir ruh musun, kötü bir ruh musun diye soruyorum. Are you a good spirit? Or are you a good person? Are you good? Neden bu bazen bu tarafa, bazen bu tarafa gidiyor bilmiyorum. Anlam veremedim ama. Kötü müsün diye soruyorum. Are you bad? Are you a bad spirit? Kötü bir varlık mısın? Kötü müsün yani? Ay, yine evet. Yine evet. Nasıl yani? Hem iyi hem kötü. Doğru, herkesin içinde biraz iyilik, biraz kötülük vardır yani. Yin yang meselesi. Siyahın içinde beyaz, beyazın içinde siyah her zaman vardır ya. Yapacak bir şey yok. Başka varlıklar var mı diyelim evde? Are there any other spirits in this house? Bu evde başka varlıklar, başka hayaletler var mı dedim. Nothing? No one? Cevap yok. Are there any spirits around this house, in this house? Cevap yok. Şu birazcık böyle... Ah, gidiyor. Gidiyor. Hayır mı? Cevaplar çok tutarsız ya. Sadece bir kişiyle mi konuşuyorum ben? Ay, bir şey oluyor orada. İki kelime çıktı. Am I speaking to only one spirit? Bu tarafa gitti. Are you woman? Hayır'a gitti. Sadece bir varlıkla konuşuyorum. 50 yaşında, yani 50 çıktığına göre 50 yaşında bir erkek olduğunu düşünüyorum bunun. Başka bir varlık olmadığını söylüyor. Ama yalan söylüyor bence. Yalan olabilir yani, öyle düşünüyorum şu anda. Ya da görmemiş olabilir hani. Köpeğim seni görebiliyor mu? Can my dog see you? My dog. Benim köpeğim. Evet, çok az hareket etti. Hareket ediyor şu anda. Evet. Are you going to communicate with us in the future? Yani ilerleyen zamanlarda bizimle iletişim kuracak mısın? Ya da are you going to live in this house? Are you going to stay in this house? Bu evde kalacak mısın? Diyorum. Evet, her şeye evet cevabı veriyor.
Her şey evet ama bir hakkını yemeyelim. Hayır cevabı da almıştık. Her neyse arkadaşlar bayağı soru sormuş. Hala hava karardı. Fotoğrafla beraber yeni uygulamayı deneyeceğim arkadaşlar. Mezarlığa gideceğiz. Mezarlık civarında. Tabii ben mezarlığın içine girmiyorum. Sonuçta orada yatanlara da saygım sonsuz en nihayetinde. Mezarlığın içine girmeden yapıyorum genellikle ben bu tarz işleri. Mezarlığın etrafında olacağız. Artık bilmiyorum yaşadığım yer mi olur yoksa buraya yakın başka bir mezarlığa mı gideriz bilmiyorum. Daha önce mezarlığa civarında bir kere çekim yapmıştım. Herhalde 3 sene falan olmuştur diye hatırlıyorum. Her neyse birazdan görüşürüz. Hello. Gece şu anda 12'ye 10 var. Yok 15 var. Çeyrek var. 15 var. Şu anda çekim yapmaya gidiyoruz Volkan'la arkadaşlar. Nereye gidiyoruz bilin bakalım. Biliyorsunuz çünkü videonun başında söyledim size. Mezarlık tarafına gidiyoruz. Gelmek üzereyiz hatta şu anda. Niye böyle çekiyor? Hello. Volkan'ı da alet ettim kötü planlarıma. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Gece gece nelere maruz kalıyorum. Ama hepsi sizin için. Evet. Şu anda tam mezarlığın giriş kapısındayız arkadaşlar. Buraya park edeceğiz. Çünkü mezarlığın içine girmeyeceğim. Söylemiştim size. Çünkü böyle şeyler... Girebilir miyiz acaba? Hayır giremeyiz. Normalde de kapısı gireyim. Açılıyor mudur Işıl? Hayır ben girmem kapı... zaten. Hayatta niye? Girmem. Niye? Girmez miyiz? Girmeyeceğim Volkan. Girmeyeceğim Volkan. Fotoğrafı aldığım kişi mezarlığın etrafına gidip şey yapmamı söylemişti. Yani oralarda daha aktif olduğunu söylemişti. Şöyle bir şey var. Bugün bu fotoğrafı bu arada odada kaybettim arkadaşlar. Çıkarken aradım ve deli gibi böyle bulmaya çalıştım. Sizinle dün işte çekim yaptım. Dün çekim yaptığımda YouTube ödülünün ön tarafına koymuştum. Gördünüz zaten yani biraz önce izlediniz. Ondan sonra neyse ben bugün çekim yapmak için odaya girdim. Baktım fotoğraf yok. Dedim nerede acaba? Hani ben çünkü odaya girip kaldırmadım. Volkan girmedi odaya. Çünkü ben dün akşama kadar çekim yaptım. Ondan sonra yani ben akşam çıkarken gece yatarken fotoğraf oradaydı. Ondan sonra kimse girmedi odaya. Hiçbir şey olmadı. Neyse ben ondan sonra oturdum çekimimi yaptım falan. Çıkacağız Volkan'la. Evde fotoğraf arıyorum. Daha doğrusu odada. Fotoğraf yok arkadaşlar. Yani kesinlikle yok. Diyorum ki kesinlikle ayaklandı ve herhalde kendi kendine gitti. Ve çamaşır sepetinin altından çıktı. Sen elledin mi fotoğrafı? Yok elimedim sen ama hatta görmedin şey bile. Mi? Bu sana garip gelebilir ama ben hani sürekli mışıl mışıl uyuyan bir insanım ya. Çok net gerçekten. Dün... Her zamanmış. Her yerde böyle gidiveriyor yani. Evet ve dün arkadaşlar sadece 2 saat falan uyuyabildim. Gerçekten. Bir afakanlar basıyor Işıl. Eyvah anlatma böyle şeyler beni. Bana. Sıcak basıyor. Evimiz zaten klima kontrollü falan böyle hani tüm sıcaklığı odanın her tarafında aynı yerde aynı sıcaklık var. Ama inanılmaz rahatsız oldum. Hadi ya. Ben de 2 saat uyudum uyumadım yani. Ben de aksine dün dondum. Volkan içeride televizyon izliyordu, film izliyordu. Orada uyuyakaldı. Ben onu kaldırmadım yani. Ben odada ayrı yattım ve oda buz gibiydi arkadaşlar. Yani üstümde uzun kollu var, üstünde battaniye çekili ve gece böyle defalarca uyandım ve aynı evin içinde sana da sıcak basması çok enteresan. Ya ben gerçekten. Ne çorap kaldı üzerimde ne başka bir şey kaldı. Ter geliyor üzerimden. O kadar kötü durumdaydım yani dün akşam. Kız! Hiç uyuyamadım ya. Seninle mi ondan alakası mı? Var? Sanmıyorum ya bilmiyorum. Sanmıyorum diyeceğim ama. Bunların yani bu eşyaların lanetli olup olmadığından bile emin değiliz yani. Hayır ben bir konuda eminim. Hangi? Dayan konusunda. Dayan konusunda mı? Dayan konusunda. Fotoğraftan mı bilemem ama bir Dayan'dan kesinlikle eminim. Çünkü lanetli bebeğimiz Dayan biliyorsunuz evet, arkadaşlar. Çünkü Bona da ona çok kızgın. Evet Bona da böyle garip garip falan geceleri kalkıp bana. Ona... Havlıyor ya. Ona mı havlıyor bilmiyorum yani gece kalkıp biliyorsunuz daha önceki videolarda da bir iki kere bahsetmiştim. Ara ara böyle Bono'ya geliyor ve geceleri kalkıp koridora doğru yatağın ucuna oturup koridora doğru havlıyor. Ve koridorun tam giriş kısmında yani kapıdan çıkış kısmında yatak odasının lanetli bebeklerin olduğu köşe var. Yani bebekler, bebekler. Artı kolye, molye falan da var yani orada. Orası lanetli eşyalar köşesi ve bu da onların yanına eklenecek arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane yeni bir uygulama var. Onu deneyeceğim şimdi. Böyle etraftaki sesleri algılayabiliyor. Aslında mezarlığın o tarafa gidip de bunu deneyebiliriz. Ben şuradan ekran kaydı da alayım. Sen yine uzaktan bakarak benim içeri girmemi izleyecek misin? Hayır girmeyeceksin içeri. Gireyim mi hayır, içeri? Hayır giremezsin. Öyle bir şey yok saçmalama. Hayır kilitli zaten kapısı. O kapı açılabilir ya. Volkan hayır. Ama çok istiyorsan girerim hayatım. Hayır istemiyorum.
Ben uygulamaya çalıştıracağım. Bu böyle Türkçe, İngilizce, yani bilmiyorum, dil belirtmeksizin kelimeleri algılıyor arkadaşlar. Bakalım bir şeyler bulacak mı? Işıl bir şeyler bulursa ben kaçarım. Ne diyor? Evil mu dedi? Ha? Anlamadım hayatım, dinlemiyorum şu an. Kamerayı çekiyorum ya, dikkatim orada. Bir şey mi? Send. Ha? Enteresan. Çok midem bulanmaya başladı şu anda, niye bilmiyorum. Kötü Birinde oldu. midem bulanıyor? Bilmiyorum niye midem bulanmaya başladı, acayip şu anda. Gerçekten Şurama mi? geldi yani. Şey, fotoğrafı alalım mı yanımıza? Tabii ki. Arkadaşlar şu anda mezar etrafına geldik. Çekim yapıyoruz. Ve çok ürkütücü. O bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. Bir de siz bakın arkadaşlar şöyle. Bakınca gözleri sizi takip ediyor mu? Nereye Ha, giderseniz düz gidin. tutsa, Hayır, nereye tutarsan zaten. giderseniz gidin gözleri sizi takip ediyormuş. Çünkü öyle diyorlar fotoğraf için. Ne kadar eski fotoğraf değil mi? Şu an yakınımızda mısın? Are you near? Are you close to us? Şunları orantılı tutamıyorum. Şu an yakın mıyız? Yakın mıyız? Are you close? Are you around here? Neden İngilizce konuşuyoruz ki? Bak, yakın mısın deyince zaten başladı. Evet, gelmeye başladı. Hadi. Yani normalde İngilizce de soruyorum, Türkçe de soruyorum. Yani ikisini de Okey. soruyorum. Are you in the graveyard? Yani mezarlığın içinde misin diye soruyorum. Ama mezarlığın içinde olan hani yani çok bilmiyorum. Is there any spirit willing to communicate with us? Şu anda etrafımızda olan hani bizimle iletişim kurmak isteyen bir hani şey var mı diyorum. Varlık var mı? Can. O duydun mu? Duydum, birbirine çarptı. Varmış demek ki. So, bu fotoğrafla mı alakalı peki yani? Fotoğraftaki kızla mı alakalı? Fotoğraftaki kızdan ziyade fotoğraftaki kıza hani böyle şey olan tipler var yani. Fotoğrafta la mesela musallat gibi yani. Dur oğlum, hareket etme bir saniye. Bebe. Volkan soruları Volkan seçti bugün. Seni ziyaret etmemi ister misin? Ziyaret mi? Nerede ziyaret edeceğim? Mezarlığın içinde. Peki senin kalbin bunu kaldırır mı? Hayır. Mezarlığın içinde bir saniye söyle, sabit tutayım. Mezarlığın içinde olan ve bizimle konuşmak isteyen birileri var mı? Mezarlıklar Türk mezarlıkları tabii bu arada. Çok hafif hafif hareket Evet, ediyor evet, evet. yani. Çok az ama. Evde var ya eve. Ben bunu yaptığımda bayağı böyle hareket ediyordu. Evet, ben zaten korkmuştum. Şu anda arabada bizle birlikte olan biri var mı? Is there anyone here in this car with Ben giderim bu aradan Işıl. us? Ne oluyor? Bilmiyorum. Aa, bu Hem hayır demek sağa mi? hem sola hareket etti. Hayır dese de Hayır girdiği dese dışı de de demek ki yani. içeride yani, evet. Düzel, tamam. Şu bir salla salla bir kendine gelsin. Resetle. Resetle. Peki mezarlık etrafında olan ya da içinde olan birileri var mı? Is there anyone around graveyard or inside graveyard? Tamam, Canım. hadi. Hadi yeter. Yeter Canım. yeter. Ben bu kadar korkmak için gelmedim bu hayata Işıl ya. Ne olursun. Parmağıma kramp girdi. Şu parmağıma. Hangi parmağına? Tam şuraya. Allah. Tam şuraya. Ah, çıtlatır mısın? Niye böyle oldu? Nasıl çıtlatayım? Ne yapayım? Fizyoterapist değilim ki ben. Ne yapayım Işıl? Bilmiyorum, bir şey yap. Yavaş yavaş ama yavaş. Şunları tutmaktan mı oldu? Niye oldu? Öpsem geçer mi? Öpsen kesin geçer. Aynen. Oh. Ah.
nasıl korktun? Saklamakla konuşmazsan sevinirim yalnız. Tamam, özür dilerim. Are you gonna hurt us? Bize zarar verecek misin? Hayır. Hayır mı? Hayır, evet. Ha, okey, çünkü evet, arabayı çalıştırıyordun hemen yani. Gidiyorduk buradan. Abi, mezarlıkta şu anda çok korktum. Ben devam etmek istemiyorum. Gerçekten kapatıyorum ben. Mezarlığın içinde biri var. Bak, yemin ederim. Biri mi var? Gerçekten ışık gördüm. Bak, gerçekten ışık gördüm yani. Bekçi mi acaba? Ama bekçi bilmiyorum. Yok ki burada. Bu mezarlıkta bekçi yok. İçen burada da olmaz ki. Sarhoşlar, marhoşlar buraya da gelmezler. Gelmez abi, burası şey. Bakayım içeri. Hayır. Harbi mi? Hiç bunu söyleyeceğimi bekledim. Gitme diyor. Gitme diyor. Aynen, net gitme diyor. Gitme dedi. Duydun mu? Gitme dedi, aynen. Okey, ben ama gideyim. Uzun. Çünkü... Allah. Ah, elim. Çünkü insanın başına bir şey gelecekse... Abi ya, of. Başıma bir şey gelecek mi başıma acaba? Hayır. Ah, elim çok acıyor. Gitmeni istemiyorum. Çok korkuyorum. Gitme, hayır. Ya gideyim bakayım, gelin. Hayır. Içeri. Ya gideyim ya. Hayır. Bak, beni çağırıyor. Ben gidiyorum acaba. Gidiyorum. Gerçekten demin bir ışık, yani fener gibi bir şey gördüm arkadaşlar, ama içeride yani bu şeyde bekçi yok. Biz demin etrafında dolandık, kimse yok ve gerçekten gidiyor şu anda, inanamıyorum ya. Abi niye gidiyorsun ya? Deli misin? Volkan dön, Volkan'ı da şeylerime alet ettim. Bak, yemin ederim giriyor içeri. Bence girmemeliydi. Kesinlikle girmemeliydi. Gel hadi. Ya. Hayır, yani işin paranormal kısmı bir yana, bilmiyorum, içeride bir gerçek biri de olabilir belki. Yani çünkü birini böyle bir hani fener gibi bir şey gördüm. Ya fenerdi ya telefon ışığıydı, bir şeydi yani. Bir şey gördüm, bir ışık gördüm içeride. Yani kesin gördüğüme eminim. Ama içeride bekçi yok, çünkü bekçi kulübesine gittik ve boştu yani, karanlıktı biraz önce. Bekçi kulübesi bu yolun sonunda yer alıyor. Adam gitti ve geri dönmüyor şu anda, inanamıyorum ya. Sanırım benim geldiğine birilerine haber veriyor. Bu uygulamada da garip garip sesler geliyor zaten. Ne oluyor şu anda? Allah rahmet eylesin herkese. Hey. Odaklanmıyor kamera. Sanırım burada ben bir... Sanırım ben burada bir kargaşa başlattım. Umarım sesleri duyuyorsunuzdur. Biz de derde girecek yani bir şey olsa. Come on, hadi Volkan, hadi gel artık. İnanılmaz ya. Işıl ne yapıyor acaba şu an? Işıl muhtemelen kafayı yiyor. Hani gitme dememe rağmen gitti ve gelmiyor şu anda arkadaşlar. Bir de size şöyle bir dolunay manzara sallayayım. Son 4 dakika falan oldu. Bekliyorum hala. Şöyle aralardan yürüyeyim ama Işıl'ı da çok fazla yalnız bırakmak istemiyorum açıkçası. Oğlum, ben de mi gitsem? Şu anda böyle bir korku filminin içindeymiş gibi hissediyorum kendimi gerçekten. Kuşlar falan benden rahatsız büyük ihtimalle. Sürekli yukarıdan cevizler düşüyor. Kozalaklar düşüyor.
kapanır. Aman. Her tarafın örümcek ağı oldu. Her tarafın örümcek ağı oldu. Evet, ana yolu bulabildim en sonunda. Şimdi Işıl'ın... Tamam, hadi ya, neredesin? Ama arkadaşlar burada enteresan bir şey. Ben göremedim. Emin dark mı dedi, ben mi yanlış duydum? It's now. Şu anda diyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Mientras todos. Şu anda İspanyolca bir şey söyledi galiba. Her türlü cümleyi, kelimeyi şey yapıyor. Hadi gel çabuk. Ya neredesin? Sana gitme dedim. Sen şu an arabanın içinde duymuyorsun hiçbir şeyi. Dışarıda şu an camı açayım mı? Hayır. Bütün kuşlar kafayı yemiş durumda. Ben de geliyor sesi aynen. Geliyor sesi. Orada inanılmaz bir rüzgar sesi var. Her taraf şaka örümcek yapıyorsun. Ağı. Şey, şu an bütün vücudum örümcek ağıyla kaplı yani, öyle örümcek söyleyebilirim. Örümcek getirmedin değil mi eve? İnşallah getirmemişimdir yani. Ve de bu sweatshirtümü çok seviyorum. Ama şey, dua da ettim. Oradaki yatan insanlar için ruhları şad olsun. Umarım rahatsız etmemişizdir. Bir de inanılmaz bir dolunay var biliyor musun Işıl? Evet ya, bak göstereyim. Harika size yani. De. Mas gökyüzü şu an, yani şöyle söyleyeyim, benim telefonumda gökyüzü masmavi gözüküyor şu an yani. Full moon var. Aynen. Telefonuma kaydederken diyorum ki Işıl şu an kafayı yiyordur muhtemelen başıma bir şey gelecek diye. Evet, kafayı yedim çünkü 5 dakika falan gelmedin yani ve ben burada küfür hakaret onları keseceğim artık yani videoda ve kapatmadım kamerayı da zaten. Ama içeri bakayım dedim, bir de kuşlar beni görünce coştu şey, var değil mi? Hayır, aşağı kozalak ve yuvarlak yuvarlak böyle ceviz gibi bir şeyler atıyorlar aşağıya. Atıyorlar. Kesinlikle kovmaya mı, atıyorlar. Kovmaya mı çalışıyorlar seni acaba? Ya bilmiyorum, olabilir yani. Çünkü yukarıdan aşağı sürekli bir şeyler. Bir de şehrin o tarafa doğru geçtim. Ağaçlıkların öbür tarafına, hani ağacı olmayan yere. Ya sen bayağı içerilere doğru girdin. Tabii buradan yani. Böyle bir gezdim. Yani siz göremiyorsunuz tabii ama şöyle derinliklerine doğru gittim. Orada çektin sürekli... Çektin mi videoyu? Çektim. Sürekli aşağı bir şeyler düşüyor. Allah Allah. Ya muhtemelen belki de şeyden kalkıyorlar ya, dallardan. Evet, olabilir. Uzaklaşıyorlar. Belki oradan düşüyor olabilir ama bu kadar kozalaklar. Kafama düşüyor, yanı başıma düşüyor. Evet, hadi gidelim. Bana böyle bir ürperti, bir şey, bir huzursuzluk geldi abi. Ben eve gitmek istiyorum. Videoyu da bitiriyorum burada yani. Hoşça kalın. Gerçekten bak, gerçekten böyle o kadar da hoşça kalın diyemezsin içim, ya. Yani içim şey oldu abi yani, böyle nasıl anlatayım bilmiyorum. Yani hem elim acıyor, kramp elin girdi. Elin niye girdi? Kramp girdi parmağıma. Buraya da daha önce hiç kramp girmedi yani. Şu çubuklardan mı, tutma şeklimden mi, yoksa başka bir şeyden bilmiyorum. Belki gerilmişsindir biraz. Aynen. Bak sen geldiğinden beri uygulamadan bir tane ses çıkmadı daha, farkında mısın? Ama sen içerideyken, hayır, sen içerideyken coştu yani. Sen hadi. İçerideyken böyle devamlı nama, bir İspanyolca bir şey söyledi. İşte bir şeyler dedi yani. Şimdi bilmiyorum tam kelimeleri çıkartamadım ama. Ciddi olamazsın. Yemin ederim. Bak açık şu anda. İnanmıyorsanız size de göstereyim. Elimi aldı. İyi ki geldim. Açık yani, hiç kapatmadım yani bu arada. Herhalde bu 20 dakikadır falan kayıt alıyor. Gidebilir miyiz eve? Okey. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizi seviyorum. Bye bye.